Merhaba arkadaşlar, yeni bir teknolojik yardım videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde aynı telefonumuzda kullanmış olduğumuz Google hesabımız ile dışarıdan telefonumuza program yüklemeye çalışacağız. Bu nasıl oluyor? Örneğin teknolojik yardım et Gmail isimli bir Google hesabını telefonda kullandığımızı varsayalım. Aynı şekilde bu oturum ile Google Play'de bilgisayarımda oturumumu açıyorum. Şu anda bu oturum benim şuradaki hesap. Telefonumda kullanmış olduğum hesapla birebir aynı. Burada yüklemiş olduğum programları otomatikman telefonumda görmeye çalışacağım. Bu işlem nasıl olacak? Hemen bir örnek yaparak bunu gösterelim. Google Play üzerinde, normal bilgisayar üzerinde gördüğünüz gibi programları görebiliyorum. Tek bir şartı var. Bu kullanmış olduğum Google hesabı ile telefonumdaki Google hesabının aynı hesapla oturum açılmış olması gerekiyor. Şu anda oturumu açtım ben. Bu hesap aynı şekilde telefonumda da kullanmış olduğum Google hesabınla eşleşmiş durumda. Hemen bir program bulup bunu denemesini yapalım. Örneğin Lumosity hoş bir siteydi. Tavsiye ederim. Zihinsel gelişiminizi sağlayan bir site. Kendi altyapısı oldukça güzel. Türkiye'de çok popüler olmasa da dünya çapında oldukça popüler bir site. Ve küçük bulmacalarla sizin zihninizi geliştirmenize yardımcı oluyor. Neyse bu programı örneğin şu anda telefonumuzda yüklü değil. Bunu direkt kendi bilgisayarım üzerinden telefonuma otomatikman yüklemeyi sağlayacağım. Bir önceki videomuzda bu programı APK uzantı olarak bilgisayarımıza indirmiş. Bunu kopyalayarak telefonumuza içerisine atmıştık. Daha sonra kurulumu gerçekleştirmiştik. Bu yolda ise direkt burada Google Play'de oturum açarak yükleme işlemi yapacağız. Ve telefonumuzda da aynı programın otomatikman yüklendiğini göreceğiz. Normal bir şekilde yükle işlemine tıklıyorum. Benden kabul etmem gereken güvenlik uyarılarını gösteriyor. Burada birden fazla cihazınız olabilir. Şu anda benim zaten eşleşmiş olan Google hesabımda tanımlı olan Galaxy Wonder telefonum otomatikman göründü. Ben bu telefonu seçerek birden fazla telefonda kullanıyorsanız bu hesabı farklı cihazlar da çıkabilir. Tablet kullanıyorsanız örneğin tablette de bu cihaz listesinde çıkacaktır. Ben telefonumu yüklemek istediğim bu uygulamayı telefonu seçiyorum ve yükleye tıklıyorum. Buradaki işlemimiz bu kadar. En kısa sürede yüklenecekleri bir yol çıktı. Şimdi telefonumuza geri dönelim. Evet, gördüğünüz gibi yukarıdaki bildirim penceresinde Lumosity adlı programın yüklenmeye başladığını görebilirsiniz. Ne işe yarayacak? Şöyle bir avantajı var. Bilgisayar üzerinde çok daha rahat bir şekilde dolanabilirsiniz Google Play içerisinde. Ve birden fazla program kuruyorsanız da telefon üzerinden kurmak bazen sıkıntı olabiliyor. Şöyle bir telefonda tabi kurulum sırasında belirli bir güç harcadığı için takılmalar meydana geliyor. Bir sonraki programı kurmaya başlamak için de zaten beklemek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden buradan yani kendi bilgisayar üzerinden bu yükleme işlemlerini yaparsanız hız kazanıyorsunuz. Daha rahat oluyor. Telefonla uğraşmadan direkt bilgisayar üzerinden yüklemek istediğiniz, denemek istediğiniz oyunları yüklüyorsunuz. Otomatikman sadece Wi-Fi bağlantısını telefonunuzda açık olması yeterli. Bir de ilk bölümde anlattığım gibi Google Play'deki oturum açtığınız hesaplar birebir aynı olmalı. Onun dışında yükleme işlemine tıklıyoruz ve sadece cihazı seçip yükleme işlemini tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda bitmek üzere, artık programı indirdi. Lumosity'yi yüklemek üzere. İşlemimiz burada tamamlanmış oldu. Bu konuyla ilgili görüş ve önerileriniz olursa kanaldan veya mail adreslerimden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.